Hadi acele edin. Şimdi gelirler dükkanlığa. Tamam kaptan. Canım, rahatsız ediyorum ama arkadaşlar Polat Alemdar'ı kaybetmişler. Ne demek kaybetmişler? Telefonu en son Boğaz açığında sinyal vermiş. Arkadaşlar 2 saattir sinyal alamamışlar. Telefonu denize atmıştır. Denize nereden açıldığını tespit edin. Emredersiniz. Arama yaşıyor kaptanım. Aptal mısınız siz? Kaçakçı gemisine kaçak yolcu alınır mı? Götürün atın bunu. Artık işine yaramaz. Atalım. Bir, iki. Dur. Ne oldu? Gelen var. Ne yapacağız? Yürü.
geminin kaptanı kim? Kaptan benim. Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Birini kaybettik, onu arıyoruz. Gördünüz mü? Karadeniz küçük bir yer. Bir haftaya kadar bulursunuz. Washington, Joseph Bale'ın ölümüyle ilgili raporumu bekliyor. Raporu ne yazacağını bana mı soruyorsun? Polat Alemdar'ın cesedinin bulunamamış olması sıkıntı yaratıyor. Bu Washington'ın gördüğü ne ilk ne de son sıkıntı. Niye çatıştıkları belli oldu. Şamir, bu işi biraz abarttın. Bu akıntıda kurşun yiyen insanın sağ çıkması mümkün değil. Hadi çıkalım. Savcı en son Joseph Bale ile konuşmuş. Joseph'e ulaşsınlar. Anlaşıldı efendim. Joseph Bale'e ulaşın hemen.
kaptanı bulalım. Ne oldu burada? Görmüyor musun ne olduğunu? Polis mi bastı? Ha, evet. Geldiler, vurdular. Mallara dokunmadan gittiler. Neyse, patron anlatırsın. Hadi toparlan, gidiyoruz. Gel gemi. Malı aktarınca geri döneceksin. Tek başıma nasıl götüreyim? Sen bunu araba mı sanıyorsun? Çarkçı lazım, yağcı lazım, dümenci lazım. Patronu arıyorum, dur. Alo. Abi bizim gemiyi basmışlar. Yok abi, polis değil. Mallara dokunmamışlar. Kaptan hariç herkes ölmüş. E gemiyi ne yapalım abi? Tamam abi. Malları taşıyınca gemiyi batıracaksın. Batıracak mıyım? Batıracaksın. Patron seni de bekliyor. Durum sakat. Bütün hıncını senden alacak. İyi, yardım et de bu adamı da götürelim. Yaralı. İyi hadi. Siz de şu malları taşıyın. Kurtaracağım seni. Kurtulacağız. Seni bırakıp bir yere gitmem. Beraber kurtulacağız. Abi, sen yaşamazsan benim kanımı kim alacak abi? Yaşayacaksın. Bu cehennemden beraber kurtulacağız. İç. Yavaş. Yavaş iç. Abi, hakkını helal et abi. Söz koçum. Senin intikamını almazsan bana ölüm bile haram. Sana 20 yıl önce verdiğim sözü tutamadın. Kanın yerde kalmayacak dedim. Ne kanın kaldı, ne yerin kaldı. Ne de bende intikam alacak güç kaldı. Koçum benim. Bu devlet bize öyle bir kazık attı ki feleğimizi şaşırdık. Abi, vakit tamam. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Dayı, daha kaç rekat kılacağız? Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Kazaları bitti, nafileye başladık dayı. Allah Ekber. Saydın mı kaç rekat olduğunu? 110 oldu. 40 rekat daha çıkarırlarsa alacağım paranı. Mümkün değil. 150 rekat kimse kılamaz. Allah Ekber. Allah Ekber. Yavaş. Yavaş.
Allah. Şimdi düşerler. Hile yapmak yok arkadaş. Tamam arkadaş, sen kazandın. Vereceğim paranı. Ama bu namussuz benim bir aileye mal oldu. Sıkmazsam hırsımdan ölürüm. Zaza, kendi cenaze namazını mı kılıyorsun? Ya namazda yakaladı ha şey. Yoksa ben onları keklik gibi avlardım. Kara abi, nerede kaldınız? Gelecek 5 yılın namazını kıldık peşin peşin. Cemal ne oldu Zaza? Hayran o Cemal. Ben Cemal'i küçükken de sevmedim ha. Yeni değil. Tutturdum bir Cemal. Bundan sonra hiç sevmeyeyim. Kara abi, Cemal'in metropole tayini çıkmış. Madem öyle, hadi. Şükür namazını da kılın, öyle dönelim. Allah'u ekber. Kendine geldin mi biraz? Aynada kendi yüzüme bakamadım. Bir zaman böyle olacaksın. Önceleri hep o anı düşüneceksin. Ben nasıl böyle bir şey yaptım diye. Rüyalarına girecek, uyuyamayacaksın. Gözünü her kapattığında o şeyin son anları gözünün önüne gelecek. Ama sonra yavaş yavaş daha az hatırlamaya başlayacaksın. Abi, ömür boyu ben bununla nasıl yaşarım? Neden öldürdün? Ölmeyi hak etmişti. Üstüme saldırdı. Şişeyi boynuna vurmasam... Bana yapacak başka bir şey bırakmadı. Bırak gideyim dedim. Yalvardım, ağladım, bırakmadı. İşte böyle yaşayacaksın. Her sabah bunları kendine tekrar edeceksin. Her sabah yüzünü yıkar gibi yüreğini yıkayacaksın. Saat gelmiş. Abi, beni bu halde görmesin. Sen gir içeri, ben onu gönderirim. Hadi gir.
Niye geldin? Konuşmamız lazım. Telefonu boşuna mı icat etmişler? Telefonda konuşulacak konu değil. Hayırdır Pusat? Sen de mi derin devlet işlerine sardın? Kenan'la ilgili. Ne olmuş? Şerefmiş. Sağda solda olmayacak laflar ediyor. Ne gibi? Selvi'yle ilgili. Güya Selvi'yle sen... Selvi'yle ben ne? Anla işte. O kadar ben söyleyemiyorum. Tamam koçum. Şimdi müsait değilim. Sen git benden haber bekle. Kusura bakma. Ters zamanda geldim galiba. Ulan savcı Leyla. Ulan bunun benimle ne işi olur? Tamam koçum sen git. Ulan yoksa bir yerde bir açık mı verdik? Efendim, 5 mil çapındaki bütün gemileri, tekneleri, sahil şeridini taradık. Hiçbir iz bulamadık. Yaşıyor olamaz. Ben sana fikrini sormadım. Öldüyse cesedini getireceksiniz. Cesedi getirene kadar da yaşıyor kabul edeceksiniz. Emredersiniz. Elçilikteki istihbarat şefi bizi çağırdı. Yosef'in ölümüyle ilgili soruşturma geçireceksiniz. Büyük ihtimalle sizi açığa alacaklar. İfadelerinizi hazırlattım. İyi ezberleyin. Ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Peki efendim. Baktırmak lazım. Bak işte işin ne? Dua et de patron gelene kadar yaşasın. Belki hırsını bundan alır da seni bırakır. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? İkinci bir emre kadar görevden uzaklaştırıldınız. Dönüyor muyuz? Olay sonuçlanana kadar İstanbul'dan ayrılmayacaksınız. Thank you.
Polat Alemdar'la ilgili bir gelişme var mı? Yok efendim. Bütün adamlarını da alın. Efendim, Türk makamlarıyla aramızda devlet krizi oluşur. Türk topraklarından çıkarırsak bir şey olmaz. Romanya'daki üsse transferlerini sağlayın. Türk makamlarıyla ben ilgilenirim. Peki efendim. Efendim, önemli bir gelişme var. Joseph Bey'il öldürülmüş. Ne zaman? Efendim, Polat Alemdar'la tekne görüştüğü sırada öldürülmüş. Amerikalılar Polat Alemdar'ın öldürdüğünü söylüyor. Neye dayanarak? Görgü şahitleri var efendim. Suikast anında Şamil Herbon da oradaymış. Kim almış ifadelerini? Amerikalılar almış. Olayı arkadaşlarımıza intikal ettirmişler. Şamil Herbon'u buraya getirin. Bir de biz alalım ifadesini. Peki, Polat'la ilgili bir gelişme var mı? Hayır efendim. Onlar da arıyor. Ne münasebet? Onlar da arıyorlar ne demek? Engel olun. Burası Amerika'nın sömürgesi değil. Sana ne oldu be adam? Sen bari aç telefonunu. Cahit! Bırakın lan! Ne oluyor lan, kimsiniz siz? Polat Alemdar nerede? Yüreğimde. Gücün yetiyorsa sök, al. Ulan ne yapıyorsunuz lan? Ulan çıkar şunu! Ulan çıkarsana! Ulan çıkartın şunu! Kafanızı patlatacağım sizin! Çıkartın! Söyleyemezsin. Bizim yetkilimiz öldürüldü. Sorgulayacağız. Abdüley Çoban bir gün Amerika'ya gelirse o zaman sorgularsın. Burayı boşaltmazsanız sizi de alırım. Alın bunları. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bizi durdurmaya gücün yetmez. Çekil. Abdüley Çoban kaçarsa bunun hesabını sen verirsin. Ben size günahımı bile vermem. (Gülüyor)
Buyurun babacığım. Teşekkürler kızım. Afiyet olsun. Elif'cim, senin sevdiğin sandviçlerden hazırladım. Hadi gel yiyelim. Güzel kızım, teşekkür etmek yok mu? Yedikten sonra eder dedesi. Siz benim kanalımda, benim damadım. Başkan vekilinizin eşi hakkında katil diye haber geçme cesaretini nereden buluyorsunuz? Efendim, genç arkadaşlar olayın heyecanıyla haberi hemen vermek istedikleri için acelece davranmışlar. Haberi kim servis etmiş? Efendim, haberi düzelttirdim. Telafi etmeye çalışıyorum. Efendim, Polat Bey'e ulaşabilirsek büyük prestij kazanırız. Çık dışarı! Efendim baba. İnci Polat'tan haberin var mı? Niye? Bir şey mi olmuş? Kızım Joseph öldürülmüş. Polat da kayıp. Bu işi üstüne yıkacaklar. Baba bir şeyler yap. İnci, olaylar büyümeden yanıma gelmen lazım. Amerikalılar Polat'a ulaşmak için her yolu deneyecektir. Baba, Polat'ın hesabını bizden mi soracaklar? Kızım, öldürülen Joseph. Bunun hesabını gerekirse 70 milyondan sorarlar. Baba geldiler. İnce çık oradan. Baba yardım et. İnce, İnce. Alo. Baba açma. Ne oldu kızım? Baba, Amerikalılar Polat'ın peşindeler. Bizi götürmeye geldiler. Sen Elif'i sakla, ben konuşurum. Baba dinlemezler. Sen dediğimi yap. İnci, ne oluyor? Buyurun. Polat Alemdar'ı arıyoruz. Burada değil. Gel Elif'ciğim. Şimdi buradan atlayacağız. İçeri bakabilir miyiz? Hangi akla? Bakamazsınız. Hemen evi arayın. Tamam. Çekil şuradan. Her yeri iyice arayın. Sesini çıkarma. Ah!
Hadi götürün. İyi de yandın. Çoktan ölmüş olman lazımdı. Kurşunu çıkartmam lazım. Narkozcuyu bekliyoruz. Birazdan gelir. Bıçağın var mı? Bu var ama bu kurşun çıkarmaz. Al bunu ye. Kendini yorma. Patron gelene kadar yaşaman lazım. Bana iğne iplik ver. Ben yaparım. Çakma. Sana bir numara söyleyeceğim. Arayıp haber vereceksin. Patron gelmeden olmaz. Zaten yeterince derde soktum başımı. Bütün adamlarım senin yüzünden öldü. Peşindekiler kim? Eğer o telefonu bir an önce etmezsen sana kim olduklarını gösterirler. Basmışlar. Memati abi ve Cahit ellerinde. Polat'tan haber var mı? Yok. Ama mematileri aldıklarına göre hala hayatta demektir. O kadar emin olma Abdüley. Bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Vurulduğunu biliyorum. Nasıl? Kim söylemiş? Olay sırasında Şamir Herban da oradaymış. Joseph Şamir ile Polat'ı bir araya getirmek istemiş. Benim Şamir'i almam lazım. Bu işi o tezgahlamış. Abdüley. Söylemesi biraz zor ama... Polat... büyük bir ihtimalle öldü. Planlarımızı buna göre yapmamız lazım. Senin yakalanmanı istemiyoruz. Bir süre saklanacaksın. Mm-hmm.
KCK hakkında TC basında çıkan haberleri niye toplamamışsınız? Başkanım, Kandil'e bu konuya ilişkin her gün rapor veriliyor zaten. Raporu sen mi veriyorsun? Oradakilerin ne rapor verdiğini biliyor musun? Biz kendi raporumuzu kendi çözümlememiz doğrultusunda bulacağız. Anladım başkanım. KCK görev dağılımına ilişkin bizim arkadaşlarımızı ön plana çıkaracak unsurlar eklememiz lazım. Şahmeran Başkan raporu okuduğunda metropolün emin ellerde olduğunu görmeli. Başkanım, Şahmeran Başkan'ın metropolde nerede kalacağını, güvenliği için alınması gereken tedbirleri sorduralım mı? Bu soruyu soranın örgütteki karşılığı ne biliyor musun? Ya ajansın ya da ajan bile olamayacak kadar gerizekalısın. Kızım, gerçeği söyle. Polat sağ mı? Gerçeği söylüyorum Nazif anne. Polat kayıp. Koskoca devlet benim evladımı bulamıyor mu? Ne demek kayıp? Bulacağız anacığım. Sağ salim dönecek inşallah. Senin kolunda bir şey var mı? Doktor çağırayım mı? Yok kızım. Biraz ezilmiş sadece. Babacığım sen iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Başımı çarptım sadece. Önemli bir şey değil. Birazdan memur arkadaşlar gelip evi basanlarla ilgili bilginize başvuracaklar. Yaptıkları yanlarına kalmayacak. Polat'ım ortada yokken benim umrumda mı onların yaptıkları? Siz Polat'ı bulun ne olur. İnci de yok. İnci nereye gitti? Tamam, merak etme sen. Hem İnci'yi hem Polat'ı bulacağız. Kızım, biz senin daha fazla vaktini almayalım. Bizi habersiz bırakma kızım. Tamam annem. Baba. İçeride söyleyemedim ama umudumuz giderek tükeniyor. Kaybolmadan önce Polat'ı vurmuşlar. Yaralı halde denize düşmüş. Efendim Abdüley. Yenge, abiye ulaşmak için bir planım var. Ne yapacaksın? Şamir'e ulaşabilirsek abiye de ulaşabiliriz. Şamir'i ifadeye çağırman lazım. Çağırdım ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ben sorarsam çıkar. Şamir'i almam için tek şansım bu. Başka türlü yerini bulamam. Aç kapıyı.
Yürü hadi yürü. Geç geç. Gel lan burası. Geç. Hoş geldin abi. Hoş bulmadım. Abiyi gördün mü? Haber var mı? Ne bileyim, sana sormak lazım. Neredeydi ki en son? Haber vermeden tek başına gitmiş. Nereye gitmiş? Bilmiyorum ki. Nasıl tek gönderirsiniz ustayı? Dedim ya, bana bile haber vermedi. Ne demek haber vermedi? O vermese de senin haberin olurdu. Abi sen neredeydin? Adam gömüyordum. Meşguldüm Cahit Efendi. Buradan bir çıkalım. Birkaç kişiyi daha gömeceğim. Abi çıkma işi biraz zor. Bunlar bizi Türkiye'de tutmazlar. Aç kapıyı. Biri daha geliyor. Ulan! Kadından ne istiyorsunuz? Bıraksanıza! Ulan! Bebek. İyi. Yenge, Polat abiden haber var mı? Yok. Kaçacak kadar iyileşmedin. Biraz daha dinlen. Dışarıda silahlı adamlar var. 2 metre gidemeden vurulursun. Susamıştım sadece. İçki var. Hoş geldiniz başkanım. Lale Hanım, iyi gördüm seni. Hoş geldin. Hoş bulduk Lale Hanım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Suriyeli arkadaşımızın öldürülmesi Kandil'de sıkıntı yarattı.
Buna ilişkin raporumu size sunmak üzere KCK raporuyla birlikte hazırladım başkanım. Buraya mazeretlerinizi okumaya gelmedim. Metropol'de büyük zaaf var. Statikocu zihniyet devrimci kişiliklerinizi esir almış. Biz silahlı mücadelemizle bir halk yarattık. Sıra bu halkın özgürce yaşayabilmesi için TC'ye alternatif devlet modelini oluşturmaya geldi. Artık halkımızın kendi meclisi, kendi mahkemesi, kendi üniversitesine kavuşması lazımdır. Başkanım, önderliğinizin direktifleriyle biz altyapıyı oluşturduk. Harekete geçmek için talimatınızı bekliyoruz. Burada görev yapacak arkadaşlar hangi eğitimden geçmiştir? Arkadaşlarımızın hepsi devrim bilincine sahip, konularında teknik eğitim görmüş kişiler. Ona ben karar veririm. Hepsini teker teker görmek istiyorum. Başkanım, zamanınız yok diye arkadaşları çağırtmadım. Bir süre buradayım Lale Hanım. Cemal arkadaşla örgütlenme modelini oluşturup öyle döneceğim. Arkadaşların hepsini çağırın. Tek tek göreceğim. Emredersiniz başkanım. Halkımızın örgüte olan bağlılığının en önemli göstergesi parasal desteğidir. Listeler oluşturup TC gibi kendi vergimizi toplayacağız. Bu konuda zorlanacağız başkanım. Devrim zorlu süreçleri sever Lale Hanım. Örgütün her kuruşu önemlidir. Üçüncü şahıslarla işbirliği dönemi bitmiştir. Bundan sonra her işi örgüt içinde planlayarak yapacağız. Cemal arkadaş benim vekilim olarak parasal konularda tek yetkilidir. Cemal. Hele biraz daha tüzdük. Yaşlanmışım ha. İmdat. Eskiden 80 kilometre yürüdüm, bağımsım demedim. Dayı, bu metropol adam uyuşturuyor. Hem beynini, hem aklını, hem de ayaklarını. Sana bunları o Cemal mı öğretti? Yok dayı, devrimci liderlerin çözümlemesi böyle. Zeytinci ne? Çözümlemeye yeni bismillah dedik, sen geldin. Neyse. Ben size yerini öğrendim. Bu adreste. Sabah gideriz. Ayağımış işinden öleyim ha. Bunlar devamlı yer değiştiriyor Zaza. Sen de bizi eğittin tıfıl Miku. Ben istedikten sonra... O Cemal fara deliğine de girse... Daha senden söylülse... Metropolis de benden söylülüyor. Abi. Ne? Sabri. Kim? Sabri. Kaçak malların sevkiyatında bir sıkıntı mı var?
Uzun zamandır mal gelmiyor. Artık seninle çalışmamaya karar verdik. Yanlış karar vermişsin. Kararımı seninle tartışacak değilim İzzet Ağa. Uzun zaman iş yaptık, iyi para kazandık. Ama artık stratejimiz değişti. Ben strateji çözümleme filan böyle havalı laflar bilmem. Ama bu işi ben olmadan yapamayacağınızı bilmen lazım. İzzet Ağa, karşında feodal bir güç. Dünyanın en büyük örgütlü gücü var. Biz TC'ye baş kaldırmışız. İki tırı mı geçiremeyeceğiz? Zamanında gene biz kendimiz yapacağız dediniz, işin içine yaptınız. İzzet Ağa gel bu işi düzelt dediniz, kapıma geldiniz. Gene elinize yüzünüze bulaştırıp kapımıza geleceksiniz ama bu sefer o kapı açılmayacak. İzzet, sen yaşlandıkça dilin sarkmış. Ya o dilini topla ya da ben o dilini keserim. Çayınıza dokunmadınız. Biz her yerde yiyip içmeyiz. Merak etmeyin, burada kimse size zarar vermez. Ona şüphem yok Münir Bey. İnancımla ilgili. Gel. Buyurun savcı. Böyle iyi. Siz bize 2 dakika müsaade edin. Emredersiniz savcı. Bu bölgede 2 tane güçlü devlet var. Biri Türkiye, biri İsrail. Çünkü ikisinde de kadınlar en önemli makamlara gelebiliyorlar. Daha sen benim gücümü görmedin. Polat Alemler'le ilgili ne biliyorsan anlat. Onun soğukkanlı bir katil olduğunu biliyorum. Onun kararını biz veririz. Sen olayı anlat. Joseph, Polat Alemdar'ı makul biri sanmış olmalı ki bizi görüştürmek istedi. Hangi hususta? Malum, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gergin. Joseph, iki müttefikin barışmasını arzuluyordu. Polat diplomat mı? Ne alakası var? Diplomatlıkla istihbaratçılık aynı meslek sayılır. Ancak Polat Alemdar diplomat gibi düşünmesini beceremiyor. Amacı ikimizi birden ortadan kaldırmaktı. Ancak ben Tanrı'nın yardımıyla kurtuldum. Tanrı benim yaşamamı, onların ölmesini istedi. Polat Alemdar öldü mü? Joseph'in korumaları duruma müdahale edip Polat Alemdar'ı vurdular. Son gördüğümde deniz dibinde kaybolmuştu. Efendim Abdülay. Her an 2 dakika içinde oradayız. Hazır ol. Tamam Abdülay. Thank you.
Efendim, Davut Bey geldi. Hoş geldiniz. Sen kimsin ki benim kızımı almaya cüret ediyorsun? Birleşik Devletler'in çok önemli bir yetkilisi öldürüldü. Bu olayı aydınlatacak herkesi alırım. Benim kızımla ne ilgisi var Joseph'in? Sizin kızınız ülkemizin düşmanlarından biriyle evli. Üstelik o düşman Joseph'in katili. Senin çıkarımların beni ilgilendirmiyor. İnci'yi derhal serbest bırakacaksın. Yoksa bunun bedelini ağır ödetirim sana. Konuşmana dikkat et. Sen karşında Türk devletinin görevlisi mi var zannediyorsun? Ben karşımdakinin kim olduğunu biliyorum. Ama anlaşılan sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Sana birazdan olacak olanı söyleyeyim. Ben bu kapıdan çıktığım anda üstlerinden bir telefon alacaksın. Sana büyük bir iş başardığını, çok iyi hizmet ettiğini ama dengelere dikkat etmen gerektiğini söyleyecekler. İtiraz etmeye, İnci'nin bu soruşturma için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacaksın. Ama seni dinlemeyecekler. Sonuçta ben bugün akşam yemeğini kızımla beraber yiyeceğim. Bu sırada sen kendini yiyip bitiriyor olacaksın. Silahını. Abdülek. Abi ölmüş, biz ne yaşayacağız? Erhan, indir silahını. Benden size tavsiye. Konuşmak için Guantanamo'ya gitmeyi beklemeyin. Abiden haber var mı? Abdüley, konuşsana. Haber yok abi, kayıp. Usta bir yerden çıkacak. Bizi burada pazarlık için tutuyorlar. Hayatta olmasa çoktan bize de sıkarlardı. Merak etme.
Sabri sana darıldı. Karada büyük adam olmuş, bizi ayağına çağırıyor diye. Ben de dedim ki kara evladım her zaman beni düşünmüştür. Biraz hava alalım, biraz yürüyüş yapalım. Sağlığımıza iyi gelir diye düşünmüştür dedim. Biz hep sizi düşündük. Biraz da siz bizi düşünün. Biz buraya niye geldik? Evlatlarımızın istikbali için. Evlatlarım. Senin önün açıldı. Gene kim ayağınıza bastı? Bizim ayağımıza kimse basamaz. Bassa da biz hissetmeyiz. Polat Alemdar tarih oldu. Görev yine sana düşecek. İhtiyarlar Polat Alemdar'ı azil mi etti? Yok. İsrailler azletti. Polat Alemdar öldü. Öldü mü? Polat Alemdar ihtiyarların gücünü fazla abarttı. Tabii sendeki tecrübe onda yok. Olayları iyi okuyamadı. Okuyanlara da itibar etmedi. Ben artık o defteri kapattım. O defter ancak ölünce kapanır. Peki benden ne istiyorsunuz? Devleti sahipsiz bırakmayacağız. El ele verip devletimize sahip çıkacağız. Neyse. Hadi sağlıcakla kalın. Suriyeli'yi götürmüşsün. Abinin haberi var mı? Onun haberi olmayan bir şey var mı? Ne dedi? Sen onun içine girdiğini gördün mü? Bana Ömer Deliktaş'ı çağır. Tamamdır abi. İyi misin kızım? Baba, Polat'a haber var mı? Maalesef. Diğerleri orada kaldı. O bizim meselemiz değil. Bir şeyler yapamaz mısın? Kızım, onlar için artık yapılacak bir şey yok. Baba, Romanya'da bir üstten bahsediyorlardı. CIA'nin en büyük sorgu üstlerinden biri orada. Guantanamo'dan önce orada sorguluyorlar. Baba, bir telefonunu alabilir miyim? Hayır İnce. Bu işe yeteri kadar bulaştın. Durdur arabayı. Sürmeye devam et. Durdurmazsan kapıyı açıp İnce, atlarım. İnce ne yapıyorsun? Dur, ne yapıyorsun? İnce! İnce!
devam et. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaptan nerede? Çağırayım mı? Kaptan, İzzet ağam geldi. Gelsene. Kime sattın beni? Ben satmadım. Bunca yıldır yanında çalışıyorum. Satacak olsam niye şimdiye kadar bekliyorum? Sen satmadın da niye seni sağ bıraktılar? Beni de öldüreceklerdi, saklandım. İstersen içeridekine sor. İçerideki kim? Kim olduğunu bilmiyorum. Denizde buldum. Ulan gerizekalı. Sen kaçakçı mısın, can kurtaran mısın? Bu gerizekalının adamı gemiye alması yetmedi. Üstelik bir de depoyu mu gösterdin? Kim olduğunu bilmediğimiz adama. Kaptan, sen kaybol. Gel sen de buraya. Ağam kaptan şey yapınca... Lan bari arayın jandarmayı, elinizle ihbar edin. Bu malları kamyona doldurun, götürün, teslim edin. Olsun bitsin bu iş. Affedersin ağam. Bana bak. Bu adamları arka kapıdan ormana götür. İkisinin de kafasına sık. Tamam mı? Hadi. Geçmiş olsun Davutcuğum. Ne zaman bu küstahlığın bedeli ödenirse o zaman geçecek. Davutcuğum, Türkiye'de senden başka hiçbir baba kızını oradan çıkaramazdı. O da bizim dostumuz olduğun için. Bence bunun kıymetini bilmelisin. Şamir, ben hesap sormaya geldim. Sen Polat harcayacağım diye nasıl benim kızımı böyle aşağılatırsın? Sen kızının Polat Alemdar'la evlenmesine izin vererek bu yolu kendin açtın. Amerikalıların Orta Doğu'da en büyük düşman olarak gördükleri adamı damadın yaptın. Amerikalıların mı, senin mi? Biz demek, Amerika demek. Biz kimi istersek Amerika onun dostu olur. Kimi istersek Amerika onun düşmanı olur. Bu neyi senin bilmen gerekir. Ben yıllardır bu ülkenin Amerika'nın İsrail'in müttefiki olması için ailemle, medya grubumla, bütün gücümle çalıştım. Sizden öncekilerle bunu yıllarca başarıyla sürdürdük. Ama sen geldin, iki günde Türkiye'yi hem İsrail'in hem Amerika'nın düşmanı yapmayı becerdin. Amerika'yı yöneten dindaşlarının bunu anlaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O zaman bunun bedelini sana ağır ödetecekler. Davut Bey, Polat Alemdar'la akraba olmak sizin aklınızı bulandırmış. Bizim her şeyi gördüğümüzü, her şeyi duyduğumuzu unutmuşsun. Ben sizin yanlış bilgilendirildiğinizi düşünüyorum. Bence onu düşüneceğine... Bizim görev verdiğimiz kişinin bizim arzumuz dışında hareket etmeyeceğini hatırlaman lazım. Türkiye ile İsrail'in düşman olmasını mı arzu ediyorsunuz? Türkiye'nin İsrail'in emrinde kalmasını istiyoruz. Maalesef sen bunu artık beceremiyorsun. Sana verdiklerimizi geri alma zaman geldi. Medya grubunu devretmemi mi istiyorsunuz? Hemen devrederim. Görüyorum ki aklın o kadar da bulanmamış. Fakat buna izin veremem.
Çıkarlarımız gereği bir süre daha medya grubu sende kalacak. Fakat kontrolünü Şamir'e devredeceksin. Yayın politikasını onun ekibi oluşturacak. Onun onaylamadığı tek satır haber ya da görüntü yayımlanmayacak. Abdül, yengeyi nereye götürmüşlerdir? Onu babası kurtarmıştır Eren. Merak etme. İyi. Bir de onu düşünmeyelim. Abdüley, nasıl çıkacağız buradan? Bir şey düşündün mü? Düşünecek bir şey yok abi. Birazdan bizi alıp havaalanına götürürler. Guantanamo'ya gitmeden önce Avrupa'da bir üste bir hoş geldin derler. Kendilerini tanıtırlar. Son durak belli. Oğlum, son durak zaten kara toprak. O belli. Abi tek şansımız Polat abi. Uçak kalkmadan bizi alırsa yırtarız. Yoksa işimiz bitik. Ya usta bizi bırakmaz, moralinizi bozmayın. Her zamanki gibi son dakika operasyonuyla işi bitirecek. Ha? Bu defa öyle olmayacak. Abdüley, geveleme. Hadi çabuk kaz, hadi. Tamam, yeter bu kadar. İkimiz birden buraya sığmayız. Şu toprağı boşaltayım. Bir dakika, bekle. Canını sıkma, ben sığdırırım. Bahçeköy istikametinde Amerikalılar Abdüley Çoban'la Erhan Ufuk'u almışlar. Nereye götürüldüklerine dair bir bilgi var mı? Maalesef savcı hanım.
Seni nasıl bıraktılar? Babam. Memati'ler. Onun için geldim. Abdüley'leri yurt dışına götürecekler. Müdahale etmen lazım. Ne zaman? Nerede? Tam olarak bilmiyorum. Gizli bir yerde tutuyorlar. Bu gece bir uçakla gönderecekler. Polat'la ilgili bir şey duydun mu orada? Hayır. Sen bir iz bulabildin mi? Hayır. Araştırıyoruz ama ne yapacağız? Babanı sıkıştıracağım. Faydası olmaz. Zamanımız tükeniyor. Bana müdür bey bağlayın. Kurana kadar bütün sevkiyatı denizden yapacağız. Gemiler için yeni ekipler kurmamız lazım. Ağam, deniz hattı zor. Buradan o kadar mal geçiremeyiz. Ulan ben bu işi oturtmak için 30 senemi verdim. Piyasayı örgütçülere bırakmam. Ben olmadan iş yapabileceklerini sanıyorlar. Herkes görecek. İzeta yoksa kaçak tek bir dal sigara bile satılmayacak. Ağam, Fevzi ölmüş. Kaptanla yanındaki de kaçmışlar. Ne? Biz yeni hat kurmaya çalışıyoruz. Siz elimizdekini de batıracaksınız. Ne demek kaçmışlar? Dağılın bulun. Eğer bulamazsanız şart olsun hepinizi şişe dizerim. Müdahale edeceksiniz diyorsam edeceksiniz. Savcı hanım, konu sizi ve bizi aşıyor. Gerekirse senle ben gidip bu rezalete engel olacağız. Adamlar bizim ülkemizde bizim vatandaşımızı kafalarına göre alacaklar. Biz de buna göz yumacağız. Terörle mücadele kapsamında imzalanmış ikili anlaşmalar var. Müdahale etmeye kalkarsak uluslararası krize neden oluruz. Kriz mriz umurumda değil. Savcı hanım, sizin umurunuzda olmayabilir. Ama hesapsız bir hareketiniz yüzünden dünyanın her yerindeki personelimizin hayatı tehlikeye girer. Benimle tartışma. Emir veriyorum. Uygula. Verdiğiniz emir kanunsuz. Uygulamıyorum. Savcı hanım, bu emri ancak devlete bedel ödetmeyecek biri uygulayabilir. Babana söyle, onu çok acil görmem lazım. Abi, söyle onu yapayım. Ne mi yapacaksın? Dik duracaksın. Bu şeylere o sevgi tattırmayacaksın. Abi bırak çocuğu. Artık önemi yok. Nefes alıyorsak önemi var. Biz nerelerden çıktık? Buradan da çıkarız. Usta hayattaysa beraber, değilse biz dördümüz bunlardan intikamımızı alırız. Değil mi Cahit? Evet. Hazır mısınız arkadaşlar? Sizi yeni evinize götüreceğiz. Onu kafama geçirirsen senin kafanı kırarım. Çıkar şunu! Çıkar şunu!
çıkarmak lazım. Ben yanıma bıçağı aldım ama acıya dayanamazsın. Tekrar dikelim, kanamayı durduralım. Kurşunu çıkartmadan olmaz. Sen o bıçağı ısıt. Biraz da temiz bez getir. Gördüğünüz son yüz benim yüzüm olacak. Sen benim yüzüme iyi bak. Ne var? Senin bu hayatta göreceğin son yüz benim yüzüm olacak.